Merhaba değerli izleyicilerim. Kanalımdan hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlerle zeytin ağaçlarında gençleştirme çalışmasını göreceğiz. Zeytin ağaçlarında gençleştirme nedir? Hangi ağaçlarda gençleştirme yapılır? Ve zeytin ağaçlarında gençleştirme nasıl yapılır? Zeytin gençleştirme çalışması sonucunda ağaçlara ne gibi destek uygulanır? Bunları göreceğiz. Faydalı olması ümit ve temennisiyle. Verimli bir meyve ağacında yaprak ile odun kısmı orantılı olmalıdır. Yıllar içinde değişik sebeplerle odunsu kısmın aşırı gelişmesi, buna karşılık yaprak kısmın odun kısmına göre oranının azalması, o meyve ağacına yapılan beslemenin meyveye değil odun kısmının beslenmesine, gelişmesine yarayacağını aklımızda tutalım. Ayrıca çok yüksek, gövde kısmı kontrolsüz bir şekilde uzamış olan ağaçların bakımı, ilaçlaması, ürün toplaması çok zor olacaktır. Yani ağaçlarımızın odun kısmının kısaltılması gerekir. Ağaç yaşlandıkça odun oranı artar. Yaprak kısmı azalır. Dolayısıyla ağacın verimi de düşer. Genelde meyve ağacımızı, bu arada tabii ki zeytin ağacımızı, yapacağımız bakım ve budama çalışmalarıyla yaprak odun oranının dengeli olmasını sağlayabiliriz. Böyle yapmakla ağacımızın meyve verimini de yüksek seviyede tutmuş oluruz. Ana dallarda yaşlanma veya zayıflama görüldüğünde oburlar ve tali sürgünler oluşur. Özellikle konumları iyi olan sürgünlerin çıkarılmaması çok önemlidir. Bunlar daha sonra dalın yenilenmesinde kullanılır. Bu dallar yeterince geliştiğinde bozulmasına fırsat vermeden yenilenecek dal kesilir. Bu işlem yapılamadığı takdirde ana dal gövde ile birleştiği yerin birkaç santimetre üzerinden kesilip çıkarılarak gençleştirme budaması yapmamız gerekir. Gençleştirmede tırnaklı kesimlerden kaçınılmalıdır. Çünkü zamanla gövdenin bozulmasına, canlılık ve verimin azalmasına sebep olur. Gençleştirme budaması ile ağacın kendini yenilemesi mümkün olmaktadır. Budama ana dallarda kademeli olarak yapılır. Önce ana dallardan birisi gövde ile bağlantısının birkaç santimetre üzerinden kesilir. Bu kesim normal olarak öz su akışının yoğun olduğu uyur göz bölgesinde kuvvetli sürgünlerin çıkışını teşvik eder. Bu bölgeden kuvvetli sürgünler çıkar. Burada meydana gelen sürgünlerden bir veya iki tanesi seçilerek bırakılır. Diğerleri temizlenir. Ağaç üzerinde fazla ana dal bırakılmamalıdır. Bırakılan fazla dallar ağacın yaprak odun oranını olumsuz etkiler. Ayrıca ağacın merkezinin havalanmasını ve güneş ışığı almasını engeller. Dolayısıyla ağacın mantari hastalıklara yakalanma riski ortaya çıkar ve ağacımızı kaybedebiliriz. Ağacın çok fazla açılması da güneş yanıklarına sebep olur. Bu denge iyi muhafaza edilmelidir. Birinci ana dalın gençleştirilmesinden sonra diğer ana dallarda da budamalar yapılarak ana dallar yenilenir. Ağaçlar tamamen gençleştirildikten sonra bu işleme ağacın ömrü boyunca devam edilmelidir. Ayrıca
Ağacın tabladan tamamen kesilmesiyle sert bir gençleştirme budaması yapmak suretiyle de buna kabaklama budaması da diyoruz. Çıkan sürgünlerden genç anadallar oluşturarak ağacımızı gençleştirebiliriz. Çeşit değiştirme yani aşılama yaparak dondan zarar gören ağaçların yenilenmesi ve büyük hacimli ağaçların tacını küçültmek amacıyla da gençleştirme budamaları yapılmaktadır. Ağaçların yaşlanma durumlarına göre farklı gençleştirme budamaları yapılabilir. Fakat öncelikle ağacı yıpranmış ve hastalıklı dallardan kurtarmak gerekir. Yaşlı ve verimden düşmüş zeytinliklerin gençleştirilerek ıslahı genellikle taçta, anadallar ve gövde seviyesinde, ayrıca dipten ve toprak seviyesinden kesmek üzere farklı şekillerde yapılabilmektedir. Gençleştirme ile ağacın tüm yaşamı boyunca yaprak odun oranını genç bir ağacınkine yakın bir düzeyde tutmak gereklidir. Yaşlı ağaçlarda odun kısmını çıkarmak üzere yapılan sert budamalar ile yaprak odun oranı yükseltilir. Bu da bitkinin kuvvetlenmesini, meyve dallarının artmasını, ürün miktarının yükselmesini, kalitenin iyileşmesini ve verimsizlik durumlarının azalmasını sağlar. Çok yüksek boylu ağaçlardan yeniden verimli ve karlı ürün elde etmek için yapılması gereken tek şey sert budamalarla ikinci ya da üçüncü çatallanma noktalarından anadalların üst kısımlarını çıkarmak ve yatay dalları gerekiyorsa kısaltmaktır. Bu şekilde ağacın odun aksamı epeyce azaltılacak ve sonunda yaprak odun oranı artacaktır. Gövde üzerinde veya dalların iç kısmında çıkan güçlü sürgünler ya da oburlar eğer gençleştirmede kullanılamayacak durumdaysa zaman geçirilmeden çıkarılmalıdır. Bunlar bitki öz su alımını kendi lehlerine çevirirler. Budanan ağaçlarda kesilen yerlerdeki hücreler yara yerini kapatmak için enzimler oluşturur. Yara yerlerinin kapatılması için fotosentez sonucu oluşan organik maddeler kullanılır. Bu yara yerlerinin hızlı kapatılması için ağaç, dal ve gövdesinin kendini onarabilmesi adına budama sonrası azotlu gübrelerle gübreleme yapılmalıdır. Ayrıca yara yerlerinin kapatılması için gereken organik maddenin açığa çıkması için su gerekli olduğundan yağışsız bir dönemde sulama yapma zorunluluğu vardır. Budama sonrası ağaçların hastalık ve zararlılardan etkilenmemesi için yara yerlerinin kapatılması gereklidir. Aşı macunu veya su tut maddesi sürülebilir. Kullanılan aletlerin temizliğine de çok dikkat edilmelidir. Kesi yerlerinden mikropların girme ihtimaline karşı gençleştirme budaması sonrası bakırlı ilaçlarla ilaçlama yapılmalıdır. Değerli izleyicilerim, bu videomda zeytin gençleştirme konusunu gördük. Bir başka videoda görüşmek ümit ve dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Videolarıma beğeni bırakarak, kanalıma abone olarak yeni ve faydalı videolar yapmam konusunda bana destek verebilirsiniz. En güzel günler, mutlu yarınlar sizlerin olsun. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.